Layla ben hazırım kızım. Hadi sen de hazırsan çıkalım hemen. Layla. Yoksa hala kalkmadın mı? Layla. Allah'ım. İnsan annesinin profesyonel bir savaş şekli olmasından daha kötü ne olabilirdi acaba? Ay yoksa sen hala uyuyor musun ha? Anneciğim hiç öyle şey olur mu? Hiç bu saatte uyunduğunu gördün mü sen? Ben sabah erkenden güneş doğarken çoktan kalkmıştım. İçeride yatağımın kenarına böyle oturmuş sabırsızlıkla senin gelip kapıyı tırmalamanı bekliyordum aslında. Ay saçmalama Layla. Hadi çabuk eşofmanlarını giy gidiyoruz. Anneciğim. Anneciğim. Ne? Anneciğim yalvarırım bir dakikacık terk et şu gövdeni. Terk et ve gökyüzüne yüksel. Yüksel ki bize oradan şöylece bir bak. Bir bak ki gör bakalım hangimiz daha çok saçmalıyoruz acaba? Ne? Ne diyorsun? Anneciğim bu saatte ormana gidip niye koşuyoruz? Yani biz yedi cüceler falan mıyız? Şu anda yedi cüce değiliz. Ama hemen çok iyi bir rejime ve spora başlamazsak... ...çok yakında ikimiz de toplam yedi cüce ağırlığına ulaşacağız. Haberin olsun. Ne? Dün akşam sabah erkenden kalkıp ormana gider koşarız diye söz verdiğini unuttun mu ha? Ne? Ben sana öyle bir söz mü verdim? Aynen öyle. Bana söz verdiniz küçük hanım. Yok, sen beni tanıdığın başka bir salakla karıştırıyorsun galiba anneciğim. Çünkü ben sana öyle bir söz falan vermedim. Ne? Anneciğim, benim sana sabah erkenden ormana koşmaya gidelim diye bir söz vermiş olma ihtimalim... ...penguenlerden oluşan bir plaj voleybolu takımının... ...Antalya'da beach voley turnuvasında çeyrek finale yükselmesi ihtimaliyle aynı şey oluyor da ondan. Oh be! Aa, dur, konuyu karıştırma öyle. Dün akşam hep beraber oturmuş, kendimize yaptığımız sebzeli krepleri yerken... Hı. ...sen bana, anneciğim son günlerde ikimiz de çok kilo aldık, bu böyle gitmez. Yarından itibaren ormana gidip koşacağız diye söz vermemiş miydin ha kızım? Evet anneciğim, bir gün sadece sabahın körü saatlerinden oluşmuyor ki. Ne? Yani zamanın daha mantıklı, daha makul, daha uyanable, yani daha farklı saatleri de var diyorum. Olmaz. Saatler ilerledikçe iş güç başlıyor. Onun için sallanma da çabuk git giyin bakayım. Anneciğim, peki sen niyetli değil misin? Yani böyle oruçlu oruçlu nasıl koşarsın ormanda? Ah kızım, dün gece baban sırf bayramda davulcuya bahşiş vermek zorunda kalmayalım diye... ...sahura kalkmama izin vermedi biliyor musun? Nasıl yani? Babam sırf bayram gelince davulcuya bahşiş vermek zorunda kalmayalım diye sahura kalkmana izin vermedi mi? Çok iyiyim ya. Kızım, hangi kelimeyi anlamadıysan sadece onu sor, ben de sana onu söyleyeyim. Koskoca cümleyi baştan kurdurtmasana bana. Nasıl? Yani sırf davulcu bizim ışıklarımızın yanık olduğunu görüp de bizi sahura kalkmış zannetmesin... ...ve böylece de babamdan bayram boyunca bahşiş istemesin diye bütün gece karartma uyguluyoruz. Öyle mi anneciğim? Aynen öyle kızım. Hatta bazı saatler arasında tuvalete gitmemiz bile yasak. Ne oldu kızım? Ay anne, ben dün gece bir ara çiş için kalkıp ışıkları yakmıştım. Aman Allah! Anneciğim... Babam davulcuya vermesi gereken parayı benim harçlığımdan keser mi acaba? Ay saçmalama kızım. Babanı yine o salak inadı tuttu. Her şeyde har vurup harman savurur. Davulcunun da o üç kuruşuna gelince birdenbire cimrileşiverir. Ama sen çabuk ol hadi. Öyle mi oldu neredeyse? Tamam tamam bekle geliyorum. Ay daha Necati'yi gidip uyandıracağız. Ne? Necati'yi mi uyandıracağız? Aha, o da geliyor bizden. Ah, yemin et. Ay yemin ederim. Herkese günaydın. Koşmaya gittiğinizi düşündüm ve bir anda ödüm patladı. Hayır, hayır. Evet, evet, evet. Kesinlikle evet. Hayır. Ormana gidiyoruz, ormana. Ya anne, bu şey niye bizimle ormana koşmaya geliyormuş ya? Dün akşam konuşuyorduk ya. Hani sen bana erkenden kalkıp da ormana koşuya gideriz diye söz veriyordun ya. Duymuş çocuk canı çekmiş. Ya anne, insanın canı sabahın erken saatlerinde ormana koşmaya gitmeyi çeker mi hiç ya? Oh, teessüf ederim Layla Hanım. Ben aslında oldukça atletik, o Madrid yapılı bir Necati'yim yani. Ya belli oluyor nasıl atletik yapılı birisi oldu. Aman Layla ne var bunda canım? Gelsin çocuk işte bizimle. Ya nasıl ne var anne ya? Nasıl ne var anne ya? Ya bundan daha çok ne olabilir ki anne? Tamam Layla Hanım. Ezumlu Hanım müsaadenizle ben açıklayayım. Zaman kötü biliyorsunuz. Nasıl yani zaman kötü biliyorsunuz? Zaman çok kötü. Bir takım organların korunması ve kullanması gerekliliği var. Nasıl?
Yani şöyle diyorum, siz ve anneniz gibi iki hoş ve iç gıcıklayıcı bayanın Allah'ın ormanına koşmaya gitmesi bir takım tecavüzcülere davetiye çıkartmak manasına geleceği için ben de düşündüm ki dedim yani onlarla beraber gidip bodyguardlıklarını falan yapayım istedim canım. Yani sen bize bodyguardlık mı edeceksin Necati? Ha vallahi yani öyle bir film vardı ya, Kevin Costner'ın bir filminde hani zengin şarkıcı bodyguardına aşık oluyor. Ne? Anne bir şey yok. Şuna bir şey de ya. Ay kızım şaka yapıyor canım. Hı. Necati sen şaka yapıyorsun değil mi? Yok. Ben artık oynamıyorum ya. Ay artık sen de saçmalamayı bırak. Hadi çabuk ol git giyin. Hala pijamalarla duruyorsun Layla. Anneciğim ne olursun git ve yüzüne bir su çarp. Yüzüne bir su çarp da ayıl. Ayıl da şuna bir bak. Maviş gözlüm anneciğim. Yerim senin gözlerini ben. Biz bununla ormana gidersek... Ormandaki hayvanlar aleminin maskarası olacağız anne. Aa, Layla çok ayıp ediyorsun ama. Belki çocuk böyle daha rahat hissediyor kendini canım. Daha rahat mı hissediyor? Daha vallahi yani misal bu şortla ben bacaklarımı süper açabiliyorum. Ne? Tabii dilerseniz bir buble hareket göstereyim size. Göster. Müsaade edin Zümrüt Hanım. Geliyorum. Ana. Ya. Aferin canım. Anne, bu bir kamera şakası değil mi? Kamera şakası mı? Zümrüt Hanım. Rica etsem bir ambulans çağırmanız mümkün mü hocam? Ne? Ne oldu Necati? Sanıyorum ben bacaklarımı ta orta yerinden ikiye ayırdım. Çok acıyor. Bu yağmur dinmedi mi acaba? Ben sağır olduğum için pek şey edemiyorum. Ben söylüyorum işte dinmedi. Hala devam ediyor. Hay Allah. Yani şansa bak. Ya şansa bak. Ne kadar güzel hacimli saçlarınız var. Dolgun dolgun. Hangi şampuanı kullanıyorsunuz? Çok güzel saçlarınız var. Of. Yeter lan! Oynamıyorum artık be! Nasıl oynamıyorsun abi? Ne? Şey yani... Boş ver ya.